Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben Sevmeyli Hoca 40 soru serisi problemler kampında bugün seninle birlikte 34 numaralı testteyiz gençler artık sizde birlikte ilerlediğimiz 40 soru serisi problemler fasikülümüzde 34. testimiz 72 ve 73 numaralı sayfalarda çok güzel bir test hemen sana ben işaret koyman gereken soruları söyleyeceğim ve sen de o işaretleri al ki sınavdan önce mutlaka tekrar etmen gereken sorular. Ben sana soru, soru analizlerinin her birini yapıyorum. Hangisi TYT'de çıkar, hangisi MSÖ'de çıkar, hangisi belki de AYT'de çıkar diye bunların her birini yazdırıyorum. Daha sonrası senin yapman gereken tek iş aa hangi soru güzeldi, hangi kaynaktaki soruları ben not almıştım diye düşünmeye mahal vermeden Oturacaksın sınavdan önce hemen fasikülünü açtın. Diyeceksin ki Aa, şu soruyu hoca işaret koydurmuştu. Bu soruya işaret koydurmuştu. Muhteşem atiz bir şey. Arkadaşlar fasikülümüzden bunları yaparken de hani nasıl işaretler koyuyorsunuz? Nerelere nasıl çözümler yaptınız? Sayfalarınız dolu dolu oldu mu? Bunların da bana fotoğraflarını Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Çok mutlu etmiş olursunuz beni. Hani böylelikle aramızda bir en azından yapay da olsa bir fiziksel bağ kurmuş oluruz. Bu benim çok hoşuma gider açıkçası. Tamam mı? Sizden bunun sözünü alıyorum. Bekliyorum arkadaşlar Instagram'dan fotoğrafları. Tamam. Evet. Numara. Hangi numaraları söyleyeceğimi unuttum. Onları söyleyeceğim. Bir numaralı soru. 2 numaralı soru, 5 ve 6 numaralı sorular. Mutlaka işaret koyuyorsunuz. Bunlardan 1 ve 2 numaralı sorular MSÜ. Bunlardan 5 ve 6 numaralı sorularda TYT ayarında olan sorulardır. Lütfen dikkat edin bu sorulara. Evet. 40 soru serisi problemler fasikülümüzün satış linki açıklama kısmında mevcut. Hatta ve hatta sen bu iki kitabı birlikte alırsan daha da indirimli bir şekilde elde etmiş oluyorsun. Aklında bulunsun. İki kitap toplamda 168 sayfadan oluşuyor sevgili arkadaşlarım. Tam anlamıyla bu iki kitap TYT'nin konsantre soru bankasıdır diyebiliriz. Evet. Gençler, artık hazırsanız, abone olduysanız videoyu da mutlaka beğeneceksiniz. Peşin peşin beğenin arkadaşlar ve göçelim dersimize. 34 numaralı testi izledik ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda A, B ve C dosyalarının bilgisayara indirilmeye başlandığı andan itibaren geçen süre gösterilmiş... Bak A dosyası %70'i indirilmiş ve 5 dakika 50 saniye sürmüş bu. B dosyası 4 dakika 20 saniyede %40'ı, C dosyasının da 2 dakika 40 saniyede %80'i indirilebiliyormuş. A dosyası indirildikten sonra B, B indirildikten sonra da C dosyası indirildiğine göre bu üç dosyanın kalan kısımları toplamı kaç saniyede indirilmiştir diye soruyor. Şimdi bunlar aynı andaki görseller değil arkadaşlar. Şöyle ki burada şunu amaçlıyoruz. A dosyasını 5 dakika 50 saniyede %70'i iniyormuş. Burada bunları amaçlıyoruz. İşte B 4 dakika 20 saniyede %40 öteki de 2 dakika 40 saniyede %80'i indirilebilen dosyalardır diye gösteriyoruz. Şimdi 5 dakika 50 saniyeyi hemen tamamını saniyeye çevirirsem ben. Şurası 300 saniye 50 saniyede burada burası toplam 350 saniye. Bak %70'i 350 saniye sürmüş. 70 ile 50 arasında 5 kat bir oran var. Dolayısıyla burası %30'u kalmış ya. O zaman bunun 5 katı demek ki artık burası 150 saniye sürecek diyebilirim geri kalan kısmı. Ve bu indikten sonra da B dosyası iniyormuş. Bak şimdi 4 dakika 20 saniye demek 260 saniye demek. %40'ı 260 saniye denildiyse %60'ı kaç saniye deniler bunu bulacağız. 40'ı 260 saniye ise 60'ı ne kadardır diye soracağız. 20'ye böldüm 3, 20'ye böldüm 2. İkisi 260 130 katı. Bunun 130 katı da 390 saniye yapar. Demek ki arkadaşlarım burası da toplam 390 saniye sürecek. Pekala. Şimdi geldim buraya. %80'i 2 dakika 40 saniye demek. Aslına bakarsan 120 artı 40'tan 160 saniye demek. %80'i 160 saniye değilmiş. Yani 2 katı. O zaman %20'si ne kadar saniye iner? Tabii ki 40 saniyede iner deriz. İşte bizden kalan kısımları toplamda ne kadar saniyede iner diye sorulmuştu. Bunları toplayacağız. 390'a 40 ekledim. 430. 150 daha eklersem 580 yapar. Demek ki doğru cevabımız bizim C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ne demiştim? Tam anlamıyla bir MSÜ sorusu demiştim. Geçtim ikiye hem şekil itibariyle hem hikaye itibariyle yine hem de işlemler açısından MSÜ tarzında MSÜ ayarında bir soru. Kaçırmayın arkadaşlar aşağıda verilen takvimde Haziran ayında Doğan 3 arkadaşın doğum günleri işaretlenmiş gençler tamam mı Haziran ayında Doğanlar 3 e, kişi varmış ve bunların da doğum günleri xyz biçimde işaretlenmiş e, buradaki xyzler o takvimdeki ayın numarası günün numarası y ve Z ile işaretli günler sırasıyla Haziran ayının y ve Z'ninci günleri olup Z artı y 44'müş Peki buna göre x ile işaretli gün Haziran ayının kaçıncı günüdür diye soruluyor bak şimdi Hocam burası burası hatta direkt x soruluyor değil mi? Hiç uğraşmayalım şöyle diyelim. Burası x 7 gün sonrası yani burası x artı 7 değil midir? O halde burası x artı 14 değil midir? Yani burası x artı 13 müymüş arkadaşlar? E şurası x artı 8'dir. Burası da x artı 9 değil midir arkadaşlar? Şimdi y ile z'nin toplamı bana 44'ü veriyorsa x artı 9 da x artı 13'ün toplamı bana 44'ü veriyordur. Yani 2x de 22'nin toplamı 44 ise 2x 22'dir, x 11'dir deriz. Direkt cevaba gideriz. Hiç y ile z ile uğraşmayız arkadaşlar. Y ile z ile uğraşırsan ne olur biliyor musun? Muhteşem ötesi kafan karışır. Çok basit bir soruda elenirsin. Aman dikkat. Tam anlamıyla bir msv sorusuydu. Ve artık geçebiliriz 3. sorumuza. 3. soruda bir rodeonun e, afişi var. Fiyat afişi. Bir Luna Park'ta bulunan iki farklı Rodeo atının üzerinde durma sürelerine göre para ödülü verilmektedir. İki Rodeo atının ücretlendirmesi de aşağıdaki gibidir. Biniş ücreti 4 liraymış ve her Rodeo atının üzerinde durabildiğin dakika başına 2 lira alıyormuşsun. İkinci Rodeo'nun biniş ücreti 7 lira ve dakika başına 4 lira ücret alıyormuşsun. Luna Park'a gelen Ahmet birinci Rodeo atına ve Selim de ikinci Rodeo atına binmiş. Bak Ahmet buraya binmiş Selim de ikincisine binmiş. Pekala. Ahmet atın üstünde 8 dakika durmuş. Selim de 5 dakika durabilmiş. Ahmet ve Selim'in bu rodeo, rodeo atlarından elde ettikleri, elde ettikleri karlar toplamı soruluyor. Ha, kar soruluyor. Peki. Şimdi Ahmet kaç dakika durmuştu? 8 dakika. Selim 5 dakika durmuş. Ahmet 8 dakika durabildiğine göre 8 ile buradaki 2'yi çarpacağım. 16 lira kazanmış ama zaten binmek için de 4 lira vermişti. O zaman bunun karı 12 TL'dir. Selime bakıyorum, 5 kere 4, 20. Ama binerken de zaten 7 lira vermişti, eksi 7. Bu da 13 yapar. İkisinin karlar toplam bana 25'i verir. Doğru cevabımız budur. Yani cevap 5 şıkkında verilmiştir deriz sevgili gençler. Geçtim 4'e. Bilmiyorum hiç eski yıllara ait ajandalarınız var mı ve yine bilmiyorum ki yeni yıllardaki ajandaların arkasında bu şekilde şeyler var mı ama yok diye biliyorum. Eskiden böyle Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Ajandaların Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir grafik. Eski ajandaların en arka sayfasında böyle bulunurdu. Hatta o ajandaların sevgili arkadaşlarım, da bunu kitap gibi düşünelim. Ajandanın en arka sayfasını açtığın zaman şuradaki sayfa ikiye katlanmış bir sayfadır. Hatta belki üçe katlanmış bir sayfadır. Bu sayfayı şöyle açtıktan sonra burası bir daha açılır ve bir daha açılır ve artık bu kitabın şöyle uzunca bir kısmı. Neden böyle anlatmaya gayret gösteriyorum ki? Buranın şöyle uzunca bir kısmı uzar 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 uzardı. Böyle kocaman bir harita gibi bir şey olurdu. İşte o haritanın üzerinde de burada görülen, şurada gördüğünüz, işte Bolu, Burdur, Bursa yazıyor ya bunlar plakalar olur. Hem plakayı gösteriyor burada. Hem hangi şehrin, hangi şehre uzaklığını her birini birbiriyle kesiştirerek bulabildiğin böyle sayılar olurdu. Mesela burada Çanakkale ile Çankır arası 778 kilometreymiş gibi. Tamam. Aynen bu şekilde şeyler oluyor. Eskiden güzeldi. Şimdi ne var ki? Diyorsun ki... Hey Siri diyorsun. Çanakkale ile Çankırı arası kaç kilometre diyorsun? O da sana diyor ki... Merhaba İsmail. Çanakkale ile Çankırı il merkezleri arasındaki mesafe 778 kilometredir. Başka bir sorun var mı? Diye soruyor. Yani... Ne diyebilirsin ki? Yani tamam teknoloji gelişti ama eskiden daha güzelmiş sanki her şey. Bilmiyorum ben öyle tad alıyorum. Çünkü... Belki bunun muhakebesini siz yapamayabilirsiniz. Çünkü siz eskiyi görmediniz. Eski dediğimde yani çok eski değil. Yani 1990 küsürler, 2000 küsürler. 2000 ile 2010 araları falan. Hani siz oraları da görmediniz. 2000 ile 2010 arasının tamamı da değil. Yani 2008 ile 2009'da falan böyle akıllı telefonlar yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Çok ufaktı falan ama yine de akıllı telefon. Yani Android falan vardı. İşte o zamanlar iOS çok çok şey değildi böyle. Ravaşta değildi. Olan kişiler de zaten böyle şey diyordu. Aa bu zengin falan diyorduk böyle. Yani eskiden ama bunu yapmayı çok severdim. Böyle açardım. Çok ilginç gelirdi. Düzenli ve güzel gelirdi böyle gözüme. Tablodaki en büyük sayı hangisi falan diye bulmaya çalışırdım. Herhalde derdim Türkiye'nin en batısıyla en doğusu arasındaki iki şehrin arasındaki mesafedir diye düşünürdüm. Hatta sonra dedim ki kendi kendime hipotenüsü keşfettim. Dedim ki en sağ, sol üst köşedekiyle en sağ alt köşedeki falandır diye düşündüm. ki Gerçekten de öyleydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım güzel geliyordu bana. Şimdi bununla alakalı bir soru yazdık. Bunu bir çözelim birlikte. Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir haritadaki şehirler arası yolların kilometre cinsinden uzaklıklarının bir bölümü verilmiş. İş seyahati için Bursa'dan yola çıkan Ömer önce Denizli'ye gitmiş. Bursa'dan yola çıkmış önce Denizli'ye. Denizli'den de Burdur'a. Bakayım. Denizli'den Burdur'a, Burdur'dan da Diyarbakır'a gitmiş. Şimdi öncelikle nereye gidiyordu? Bursa'dan Denizli'ye gidiyordu. Hemen Bursa ile Denizli'nin kesişimine bakacağız. Bursa ile Denizli'nin kesişimi bak şurası. Hemen şöyle gösterelim. 436 kilometreymiş Bursa Denizli arası. Denizli'den Burdur'a hareket edecek. Burdur nerede burada? O zaman Denizli ile Burdur arası 150 kilometreymiş. Bayağı zaten birbirine yakın. Burdur'dan da Diyarbakır'a gitmek istiyor. Burdur'la Diyarbakır'ın kesişimine bakıyoruz. Bak Diyarbakır burada. Hep buraya geldik. Burada. Önce 436 kilometre yol almıştı. Sonra 150 kilometre ve sonrasında da 1182 kilometre yol aldı. Ömer toplam kaç kilometre yol gitmiştir diye soruluyordu. Toplayacağız. 8, 16'nın 6'sı bir elde. 7 ve 1. 1768 kilometre yol almıştır. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Devam. 5. soru. Bu da <laughs> TYT ayarında bir soru demiştim. Net hesaplama nasıl yapılıyormuş? Doğru sayısından yanlış sayısı bölü 4 çıkarılarak. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz. 120 soruluk TYT denemesine giren Bedirhan, 120 sorunun tamamını cevaplamıştır. Deneme sınavındaki netlerini hesaplamak isteyen Bedirhan, hata yaparak doğru sayısından yanlış sayısının 1 bölü 3 katını çıkarıp netini hesaplıyor. Yani diyor ki 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor da diyor 3 yanlış bir doğruyu götürüyor diye hesaplıyor. Buna göre 80 netinin olduğunu düşünen Bedirhan'ın gerçek neti kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bak ben bu tarz sorularda doğru ve yanlış sayıların adam akıllı seçmeyi hedefliyorum hep. Nasıl? İşte 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa yanlış sayısına 4K diyorum. 3 yanlış bir doğruyu götürüyorsa yanlış sayısına 3K diyorum. Ama şimdi burada hem 4K'sını hem 3K'sını hesaplayacağımız için ben diyorum ki ne 4K ne 3K. Ben 12K diyeceğim kardeşim. 12K diyorum. Tamam mı? 3 ile 4'ü orsak katı. Şimdi 12K tarihi yanlışı var. Doğru sayısı nedir? 120 eksi 12 k'dır. Çok güzel. Hiç boş bırakmıyor çünkü. Şimdi Bedirhan bu neti nasıl hesaplıyor? 12 k bunun üçte biri kadar doğru gidecek diyor. Yani 4 k kadar daha doğruyu emecek bu diyor. O halde 120'den 12 k'yı çıkardım. Bu kadar doğrusu vardı ya. 4 k daha doğrum gider ve 80 netim vardır diyor. Şimdi şurası eksi 16 k. Bunu sağ tarafa, bunu da sol tarafa gönderirsem 40 eşittir 16 k yapar. Her ikisini de 4 ile Hatta 8 de bölersem 8 de sadeleştirirsem 5 eşittir 2K olur Bak 2K'nın 5 olması gerektiğini bulduk Peki 2K 5 ise 12K yani 6 katı nedir? 30'dur Demek ki aslına bakarsan 30 tane yanlışı ve 90 tane doğrusu varmış derim Gerçek neti soruluyor e Gerçek net içinde 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 30'u 4'e böldüm 7.5 7.5 doğrusu gidecek 90'dan 7.5'u çıkarırsak doğruyu buluruz 90 75 7 buçuk bize 82 buçu verir. 82 buçuk neti vardır. Gerçekte Bedirhan'ın cevabımız D şıkkı olur gençler. Ve devam ediyorum 6. sorumla. Güzel bir soru ve TYT ayarında olduğunu söylemiştim. Bir okuyalım bakalım sorumuzu. Enis bankada kalan parasını öğrenmek için gönderilen hesap ekstresini incelemek istiyor. Fakat ekstrenin geldiği zarfı açarken hesap ekstresinde kalan bakiyenin gösterildiği yeri yırtıyor. Enis, Enis, Enes değil Enis, yaptığı işlemleri takip ederek kalan parasını hesaplamaya karar veriyor. Hemen biz de Enis'le beraber hesaplayalım. Yanlış soruya indik. SML Bank hesap ekstresi tarihte 12 .10 .2023. Ana parası 150 Yatan parası 3000, çekilen para falan diye gidiyor. Böyle sırasıyla işlemler yapılmış. Enis'in incelediği hesap ekstresi yukarıdaki gibi olduğuna göre bankada kaç lira parası kalmıştır? Bak bankada başta 150 bin lira parası var. Diyor ki Enis ben 3000 lira daha yatıracağım diyor. 153 bin lirası var şu aşamada. Toplam paranın 1 bölü 3'ünü çekmiş. Ne kadarı kalmıştır o zaman? 2 bölü 3'ü kalmıştır. 3'e böldüm 51 bin. 2 ile çarptım. Bankada 102 bin lira parası kaldı. Nerede? Burada. 2.000 lira daha yatıracağım diyor. Böylelikle 104 bin lirası olur bankada. Hangi aşamada? İşte şurada. Toplam parasının 1 bölü 2'sini çekti. Yani yarısını çekti. Ne kadarı kaldı? 52 bin TL'si kaldı. 5.000 lira daha yatıracağım diyor. 57 bin lirası oluyor. Ve toplam paranın 1 bölü 3'ünü çekeceğim diyor. Yani 2 bölü 3'ü yine kalıyor. 57'yi 3'e böldüm. 19.002 ile çarptım 38.000. Şimdi kalan bakiye artık biz biliyoruz ki kalan bakiye 38.000 TL'dir. Yani cevabımız da bu şekilde C seçeneği olur sevgili gençler. Bu kadar basitti. Yani kafa kurcalamaya, kesirlerle şunlarla bunlarla işlemler yapmaya hiç lüzum olmayan bir soruydu. Güzel bir soru ve TYT ayarında bir soru olduğunu zaten söylemiştim. Mutlaka kaydedin arkadaşlar bu soruyu. Ve gençler 7. sorumdayım artık. Erdal Bakkal, LM Tayfa'ya selamlar. Erdal Bakkal bir çiftlikten aldığı köy yumurtalarını tane hesabıyla satmak istiyor. Şimdi bak kalemi bırakıp çözebiliriz. Erdal Bakkal yumurtaların tanesini 2 liradan satarsa 10 lira kar. 1 liradan satarsa 10 lira zarar ediyor. Erdal Bakkal bu çiftlikten kaç yumurta almıştır? Yani böylelikle kaç yumurta satmıştır diye soruyor. Şimdi diyor ki bak 2 liradan satarsam diyor bir hesaplıyor 10 lira karım var. 1 liradan satsaydı yani aradaki bir yumurtanın fiyat farkı 1 lira olursa 10 lira zarar ediyor. Şimdi 10 lira karla 10 lira zarar arasında 20 lira fark vardır. 20 lira. E bunların da satış fiyatları arasında 1 lira fark var. Bir kere 20'den o zaman 20 tane yumurta alıp 20 tane yumurta satmıştır diyebilirim. Yani cevap C şıkkı olacaktı. Ha sen bunu denklem kurup da çözebilirsin. Mesela şöyle. X tane yumurta almış. Her birini 2 liradan satarsa 2x lira Gelir elde edecek değil mi? 2x lira gelir elde edecek. X tane yumurta almış her birini 1 liradan satarsa x lira gelir elde edecek. 2x ve x. Ben şuna toplam yumurta dedi demiştim. E şimdi böyle olursa karı 10 lira oluyormuş. Yani buna harcadığı maliyet tutarından 10 lira fazla para alıyormuş. Bunun maliyet tutarından 10 lira eksik para e, ben bundan bunu çıkarırsam x kalır. Bundan bunu çıkarırsam 20 kalır. Bak x 20'ymiş. Denklem kurup da çözebiliriz. Da Ama ne dedim? 10 lira kar ve 10 lira zarar arasında 20 lira fark vardır. Satış fiyatları arasında 1 lira fark var. Demek ki 20 yumurta vardır. 1 çarpı 20'den. Umarım anlaşılmıştır. Ve devam ediyorum 8. sorumla. Artık bu da teorik bir soru bizim için. Bize 4 tane madde vermiş. 4 tane işlem vermiş. 4 tane işlem ismi vermiş. Kütlece yüzde tuz olan bir tuzlu karışımının tuz yüzdesini yüzde otuza indirmek istiyorum ben demiş. Tuzun derişimini azaltmak istiyor. Hmm. Yukarıda verilen işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Kimya sorusu bu be. Değil mi? Şimdi bak iyi dinliyorsun. Karışıma su eklersem doğal olarak suyun yüzdesi artar. E yüzdeler toplamında yüzde yüzü vereceğinden su artıyorsa demek ki tuz azalacak. %40'tan %30'a düşürülebilir. Doğru. Karışıma tuz eklersem daha fazla tuz olacaktır ve böyle tu böylelikle tuz oranı artacaktır ve böylelikle tuz oranı artıyorsa tuzun yüzdesi de artacaktır. Dolayısıyla bu olmaz. Biz indirmeye çalışıyoruz 40'tan 30'a. Karışıma şeker eklersem He, dur şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle örnek veriyorum. 100 gram karışımımız var. Bunun bunun gençler ee, kaçı diyelim? kaçı olsun? 15'i tamam mı? 15'i mi olsun? 15 aynen. 15 arkadaşlarım tuz ve 85'i de su. Tamam. Şimdi ben gittim bu karışıma 20 gram şeker ekledim. 20 gram şeker. Böylelikle burada da burada yüzdeydi bak. Yüzde ama aynı zamanda 15 gram ve 85 gram da diyebilirim. Zaten yüz seçtiğim için hem yüzdeyi verecek bana hem de zaten gram, gramajı belli. 20'de de şeker ekledim. Şu an ne oldu? 120 gram bir karışım. 15 gramı tuz, 85'i su ve 20'si de şeker oldu. 120'de 15, 8'de 1 bir oran vardır ve %12,5'a düşmüştür artık oran. Bak burada kaçtı? %15'de %12,5'a düştü. Yani şeker ekleyince karışımın toplam miktarı arttığı için o toplam miktar içerisindeki tuz daha da ufak kalacaktır. Dolayısıyla yüzde düşer. Böylelikle ben karışıma şeker eklersem eğer Karışımın tuz yüzdesi düşecektir. Hatta su yüzdesi de düşer. Karışımdan su buharlaştırırsam e, suyun yüzdesi azalacağına göre tuzun yüzdesi artacaktır. Dolayısıyla bu da olmaz. Biz artmasını değil azalmasını istiyoruz. Demek ki cevabımız 1 ve 3 olacakmış arkadaşlar. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet artık ekranımızı büyütebiliriz. 34. testi de bu şekilde bitirdik. Ve artık bir sonraki testte 35. test diyeceğiz. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. 35. defa söylemeye hatta 40. defa söylemeye çok az kaldı. Ve ben inanıyorum ki 40 defa söylediğimizde olacak arkadaşlar. Hepimiz bu problemler kabundan problemleri artık yapıyoruz diye çıkacağız. Hiç merakınız olmasın. Yani ben zaten öyleyim de. <laughs> Sizi bilemem. Arkadaşlar şaka bir yana biliyorsunuz yani TYT kısmında 30 tane matematik sorusu var, 10 tane geometri sorusu var ve bu 30 tane matematik sorusunun içerisinde 13-14 tane problemler sorusu soruluyor. Yani nereden baksanız matematiğin neredeyse yarısı. Ve yarısı olduğu için de bizim için önemli. Çünkü yarısından bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir çocuk eğer diyorsa ki hocam ben problemleri işte yarı yarıya yapıyorum. yarı yarıya yapıyorum dediğin an problemlerden demek ki 14 soruda 7 tane doğru çıkıyor. Diğer 7'sinin de Hadi diyelim ki 4'ü yanlış olsun, 3'ü boş olsun. 4 tane yanlış da bir tane de bir tanesini daha götürüyor, 6 tane ediyor tamam mı? 14 tanesinden 6 tanesini yapıyorsun, geri kalan 8'i boş. Yani sen toplamda olan 40 soruluk matematik denemesine 32 soruyla birlikte giriyorsun ve bu inanılmaz bir kayıp. Sen hocam o, se o aradaki 8 soru var ya o 8 tane soru. O 8 soru sana neye mal oluyor biliyor musun? Senin eğer bir hayalin varsa ilk 30.000 yani 8 tane buradan yapamadın diğer bölümlerden, diğer branşlardan da 4'er, 5'er tane yapamadın, 30 bin gitti. Senin sıralaman 50 binden başlayacak artık maalesef. Yani bundan kaynaklı bizim yapmamız gereken iş nedir? İşte arkadaşlarım size söylüyorum. Problemleri de halletmek. Eğer problemlerde 14 sorunu 14 doğru yaptıysan senden kralı yoktur. Diğer netlerinin de arttığını göreceksin. Diğer ilk 12 sorudaki netlerinin... fonksiyonlardaki netlerinin, polinomlardaki netlerinin, PKBO'daki netlerinin de arttığını, kümelerdeki netlerinin de arttığını göreceksin. Bu her birini etkileyecek. Çünkü programlar dediğimiz kısımda biz bunların tamamını aslında uyguluyoruz farkında olmadan. Tamam mı güzel kardeşim? Artık o zaman 35. testte görüşürüz diye sözleşelim. Elimi sıkabilirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.